Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. İki küresel savaş arasında dünya ünitemize devam ediyoruz. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nin en önemli ünitelerinden biridir bu. Bunun dışında arkadaşlar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden en az 3 soru geliyor bakın. Ve bunlar fark yaratacak sorular. Ben de burada özellikle soruların çıkacağı noktaları ayrıntılarıyla birlikte daha önce çıkmış sorularla da derleyerek sizlere vermeye çalışıyorum. Lütfen korkmayın Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden. Can kulağıyla beni dinle. Zaten birlikte öğreneceğiz ve sınavda şıkır şıkır hepsini yapacaksınız. Arkadaşlar ilk olarak neyi ele alıyoruz? Rusların Türkistan'ı işgali ve basmacı harekatını ele alıyoruz. Ne olmuştu arkadaşlar? Ruslar geldiler. Türkistan bölgesini işgal ettiler ve arkadaşlarım Türklerin açıkçası kanını akıttılar, canını da yaktılar. Biz de arkadaşlar onlara karşı bir mücadele içerisine giriyoruz. Peki baktığımızda ilk olarak Rusya Müslümanları 1. Kongresi üzerine biraz konuşalım. Arkadaşlar Rusya'da bulunan Müslümanlar dini, siyasi ve içtimai haklar elde etmek için ne yaptılar? Rusya Müslümanları 1. Kongresini düzenlediler. Bakın ne için düzenlemişler? Rusya Müslümanları 1. Kongresi'ni Ruslara karşı siyasi, içtimai ve dini haklar elde edebilmek için bu kongreyi düzenlemişler. Peki hocam kimler var burada? Mesela İsmail Gaspıralı var arkadaşlar. İsmail Gaspıralı'yı dilde, fikirde işte birlik sloganıyla bileceğiz. Birazdan değineceğim. Yusuf Akçura. Bu adam o kadar önemli bir adam ki 2018'de soruldu bu adam. 3 tarzı siyaset eseriyle bileceğiz ve arkadaşlarım İstanbul Üniversitesi'nde Türk Tarih Kürsüsünü kuran Zeki Velidi Togan ile bileceğiz. Peki arkadaşlarım bir ele alalım. Rusya Müslümanları 1. Kongresi düzenlendi. Neden düzenlendi? Çünkü Türkistan Ruslar tarafından işgal edilmişti ve orada yaşayan Müslümanlar dini, içtimai ve siyasi haklar elde edebilmek için Rusya Müslümanları 1. Kongresini düzenlemişler. Kimler var burada önemli kişiler? İsmail Gaspıralı var. Dilde fikirde işte birlik sloganı ile bileceğim birazdan. Yusuf Akçura var. Üç tarzı siyaset eseri ile bileceğim. Ve Zeki Velidi Togan var arkadaşlarım. Peki Zeki Veledi Togan nereye gönderilecek buradan? Duma Meclisi'ne gönderilecek. Duma Meclisi'ne. Duma Rusların meclisiydi. Zeki Beyledi Togan gidecek Duma meclisine ve Rusya Müslümanları birinci kongresinde alınan kararları orada şıkır 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 Rusların yüzüne vuracak kardeşim diyecek. Evet topraklarımızı işgal ettiniz ama biz dini siyasi ve içtimai haklar istiyoruz çünkü biz yaşayabilmeliyiz diyecek. Ve arkadaşlarım bunun üzerine ne yapacağız Zeki Beyledi Togan'ı Duma meclisine göndereceğiz. Peki arkadaşlar bu tamam. Bunu öğrendik. Gelelim milli istiklal ayaklanması nedir? Buna bir bakalım. Arkadaşlarım Rus baskılarına karşı ceditçiler. Cedit ne demek cedit? Yenilik demek. Hatta hatırlayın nizamı cedit yenilikleri vardı 3. Selim döneminde. Cedit ne demekti? Nizam düzen demekti. Cedit de yeni demekti. Yani yeni düzen diyordu 3. Selim yapmış olduğu ıslahatlarına. Burada ise arkadaşlar milli istiklal ayaklanması nedir? Rus baskılarına karşı ceditçiler tarafından başlatılan bağımsızlık hareketidir. Bak arkadaşım sana soruda sorar. Rusya'da bulunan Türk ve Müslümanlar tarafından Rus baskılarına karşı ceditçiler tarafından başlatılan bağımsızlık hareketine ne isim verilmektedir der. Milli istiklal ayaklanması dersin. Ya da Der ki soru sana. Rus baskılarına karşı milli istiklal ayaklanması aşağıdaki gruplardan hangisi tarafından bahse, e, başlatılmıştır der. Cevabın ceditçiler olur arkadaşlar. ceditçiler Yani yenilikçiler. Tamam mıyız? ceditçileri unutmayın milli istiklal ayaklanmasını başlattılar Ruslara karşı. Peki biz Rusya Müslümanları birinci kongresini yapıyoruz. Milli istiklal ayaklanmasını başlatıyoruz cedidçiler tarafından da. Biz bunları niye yapıyoruz ya? Çünkü Rusya yani SSCB bize bir şeyler yapıyor. O yüzden biz bunları yapıyoruz. Yoksa Osmanlı gibi yapsaydı SSCB kimse bu tarz hareketlerin içerisinde girişmezdi. Osmanlı ne yapıyordu? İstimalet politikasını uyguluyordu. Yani hoşgörü politikasını uyguluyordu. Verginizi verin kardeşim. İsyan etmeyin kardeşim. Kendi dininizde, kendi dilinizde hoşgörüyle burada yaşayabilirsiniz diyordu. İnsanların dinine, diline, ırkına karışmıyordu Osmanlı. Ama Ruslar öyle değil. İşte bu SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bazı politikalar uyguluyor. Bu politikaları göreceğiz. Bu politikaları kime karşı uyguluyor? Türklere, Müslümanlara karşı uyguluyor değerli dostlarım. Mesela Asimilasyon politikası uyguluyor. Yani bizim milli kimliğimizi yok etmeye çalışıyor arkadaşlarım. Asimile etmek ne demektir? O grubun, o topluluğun milli kimliğini yok etmeye çalışmaktır. İşte SSCB bizim milli kimliğimizi yok etmek için gayret gösteriyor. Yetmiyor arkadaşlar. Bakın Müslüman halkı dinden, Türkçeden ve Türklükten uzaklaştırıyor. Arkadaşım ne yapıyor biliyor musun? Türkçeyi yasaklıyor. Türk örf, adet ve geleneklerini yasaklıyor. Gerekirse dinden uzaklaştırıyor, namaz kılmayı yasaklıyor. Peki bunları nasıl yapıyor arkadaşlar? Bak şimdi. Camileri kapatıyor. Mescitleri kapatıyor. Medreseleri kapatarak eğitim öğretim yapmamızı engelliyor. İşte SSCB'nin bu politikalarına karşı biz Rusya Müslümanları 1. Kongresini ve Milli İstiklal ayaklanmasını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla haklı mıyız? Bence son derece haklıyız. Arkadaşlarım bir bakın. Türk milletini kendi arasında ayrıştırıyor. Diyor ki mesela Kazak Türklerin Allah aşkına diyor ya. Sen 2 metre adam 2 metre boyunda adamsın diyor. 2 metresin sen Allah aşkına. Şu Özbek Türk sen de Türksün. Ama Dostum diyor sen bununla aynı şekilde olamazsın. Şuna bir bak Allah aşkına nerede boyu bak diyor. Güzel günleri bile göremiyor boyu 1.55 diyor. Dolayısıyla bak Kazak Türkleri Özbek Türkleri diye ayrıştırıyor. Oysa tek bir Türk vardır ama SSCB bizi milli kimliğimizden uzaklaştırmak için ne yapıyor arkadaşlarım? Türk milletini kendi arasında ayrıştırıyor ve bunu bize öğretiyor arkadaşlarım. Ve bu bizim maalesef ama maalesef hayatımızda artık ...var. Ne kadar olmasını istemesek de. Çanakkale'de okuduğum sıralarda... <laughs> ...bir arkadaşım vardı. E, adını vermeyeyim de. Babayev. E, i̇şte bu... ...Babayev dediğim arkadaşıma bir gün dedim ki... ...ya sen Türksün. Evet Türk'üm dedi. Ya sen Türksün ama... ...hani Rusça kullanıyorsun mesela... ...telefonunu. Rusça konuşuyorsun hep. Yani sen Türkçe konuşmuyorsun ki... ...dediğimde bana kızmıştı. Oysa... ...kızmasına bir gerek yok. Gerçekten... ...Rusların uygulamış olduğu politikalar... ...Babayev için geçerli olmuştu. Neden? Çünkü artık telefonunu bile Rusça kullanıyor adam. Artık aile görüşmelerini Rusça yapıyor adam. Bak, Türkçeden uzaklaştırmışlar adamı. Dinden uzaklaştırmışlar belki, Türklükten uzaklaştırmışlar. Nasıl yapmışlar bunu? İşte bu politikalarla yapmışlar. Peki <laughs> biz ne yapacağız? Bütün bu politikalara karşı elleri kolları bağlı şekilde duracak mıyız? Elbette durmayacağız. Biz Orta Asya'da at üstünde bozkırlarda hayatını sürdüren insanlarız. Dolayısıyla bağımsızlık biz ne kadar istesek de istemesek de bizim kılcal damarlarımıza kadar işlemiştir. Milli mücadele süreci de bunun en büyük örneğidir. İşte bakın burada da Rusların Orta Asya'yı Türkistan bölgesini işgalinin ardından ortaya çıkarıyoruz bu kılcal damarlarımızdaki bağımsızlık ee, duygusunu. Ve arkadaşlarım basmacı harekatına bir değinelim. Basmacı harekatının anlamı basmacı ne demek? Basmacı baskın yapan, hücum eden anlamına geliyor. Anlamı budur. Baskın yapan, hücum eden anlamına geliyor. Peki amaç ne? Amaç Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmaktır. Bak amacım da bu. Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmak. Soru sana sorar baskın yapan, hücum eden anlamına gelen ve Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmayı amaç edinen Harekat aşağıdakilerden hangisidir? Cevap basmacı harekatıdır. Amacım neymiş? Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmakmış. Devam edelim. Sloganı ne hocam bu adamların sloganı? Slogan gayet basit. Türkistan Türklerindir. Sloganımız var. Neymiş sloganımız? Türkistan Türklerindir. Peki liderleri kim hocam? Bu basmacı harekatında bir lider olması lazım. Evet bunların liderlerine korbaşı ünvanı veriliyor arkadaşlarım. Basmacı harekatındaki liderlerimize ne diyormuşuz? Korbaşı ünvanı veriyormuşuz. Korbaşı. Böyle sübaşı gibi düşünün. Ordu başı, ordu komutanı gibi bir anlamı var. Ve arkadaşlar başlangıcına bir bakalım. Nerede başladı bu basmacı harekatı? Arkadaşlarım. Rusların Türkistan'ı işgaline dayanamayan artık ee, haddini zorlayan bu işgale son vermek isteyen Korbaşı Ergaş. Korbaşı Ergaş dediğimiz adam Türkistan'ın Hokant kentinde Türkistan'ın Hokant kentinde Basmacı Harekatı'nı başlattı. Evet. Ve arkadaşların Basmacı Harekatı ciddi manada iyi bir sürede çok da iyi işler çıkardı. Türkistan'ı Rus işgalinden kurtaracaktık. Ve arkadaşlarım burada önemli de bir kişimiz var. Kim o? Enver Paşa. Enver Paşa'yı nereden biliyoruz biz? İttihat ve Terakki'nin en önemli adamlarından. Osmanlı Devleti'nin harbiyen hazırlığı yapmış bir önemli paşasıydı Enver Paşa. O Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra diğer İttihatçılarla birlikte yurt dışına kaçtı. Ve arkadaşlarım bakın, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı içerisindeydi, harbiyen hazırlığı yapmıştı. İşte o Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra nereye kaçtı? Fransa'ya kaçtı arkadaşlar. Bakın Fransa'ya kaçmış olabilir. Enver Paşa yanlış işler yapmış olabilir. Kafkas cephesinde Sarıkamış faciasına neden olmuş olabilir. Ama ne kadar olumsuz eleştirilerde bulunursak bulunalım. Enver Paşa'nın gerçekten tek bir gerçekliği vardır. Bu adam vatan sevdalısıdır arkadaşlar. Bu adama eleştirin. Kaçtı deyin Fransa'ya. Evet kaçtı. Ama aynı adam daha sonra Türkistan'ın Rus Rus işgalinden kurtarılması için Türkistan'a gitti ve orada Türkmençay Savaşı'nda Ruslarla savaşırken şehit düştü. Evet eleştirelim, birlikte eleştirelim ama vatan sevgisini ne olur sorgulamayalım. Anlaştık mı? Bu adam vatan sevgisiyle yanıp tutuşan bir adam. Ve arkadaşlarım bu Enver Paşa ne yapmış bir bakalım. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesindeydi. Daha sonra o 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaçtılar. Nereye kaçtılar? Fransa'ya kaçtılar iddiatçılarla birlikte. Orada duramadı Enver Paşa duramadı. Benim kardeşlerim orada Ruslara karşı mücadele ederlerken ben Fransa'da keyif çatamam dedi. Yapabilirdi oysa. Ve bunu yapmadı. Türkistan'a geldi arkadaşlar. Türkistan'da basmaca harekatında Korbaşı oldu Enver Paşa. Ne oldu? Basmaca Harekatı'nda Korbaşı oldu Enver Paşa. Korbaşı Enver ve arkadaşlarım Basmaca Harekatı Enver Paşa'nın korbaşılığında Ruslara karşı gerçekten çok büyük başarılar göstermiştir. Fakat arkadaşlarım Enver Paşa Türkmençay Savaşı'nda Türkmen Savaşı'nda Ruslara karşı şehit düştü. Hatta Enver Paşa'nın ölmeden önce yanındakilere Yaşayım, yaşayışımız hayatımız örnek olmadı bari gelecek Türk gençliğine ölümümüz örnek olsun der. Ve o şekilde düşmana karşı giderken Türkmençay savaşında şehit düşer. Peki bu Enver Paşa'nın mezarı nerede? Enver Paşa'nın mezarı arkadaşlar günümüzde İttihatçı Mezarlığı diye bilinen Hürriyeti Ebediye Tepesindedir. Neredeymiş? Hürriyeti Ebediye Tepesindeymiş. Tamam hocam Enver Paşa... Öldü. Şehit düştü Enver Paşa da. Enver Paşa şehit düştükten sonra basmacı harekatı ne oldu? Arkadaşlarım basmacı harekatı maalesef başarısız oldu. Peki neden başarısız oldu? Bak Ruslar genel bir taarruz harekatına giriştiler. Ruslar normalde çok büyük, büyük görmüyorlardı bu basmacı harekatını. Ama Enver Paşa ile birlikte basmacı harekatı o kadar güçlendi ki aman dedi Ruslar ne oluyor? Ve bunun üzerine genel bir taarruz harekatına giriştiler. Ve arkadaşlar Enver Paşa'nın ölümü Enver Paşa'nın ölümü de yine Basmaca Harekatı'nın başarısız olmasının nedenlerinden biridir. Çünkü Enver Paşa ölünce Basmaca Harekatı çok büyük kan kaybetmiştir. Peki... Daha sonra ne var başka başarısız olmasında etkili? Korbaşılık mücadeleleri. Biri diyor ki ben korbaşı olacağım. Diğeri diyor ki hayır ben korbaşı olacağım. Öbürü diyor ki hayır ben korbaşı olacağım. Oğlum boş verseniz de korbaşılığı. Sizin nihai amacınız ne? Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmak. Sen ne yapacaksın korbaşı olmayı? Boşver savaş sadece ve o vatanı o toprakları koru sadece ama burada kişisel çıkarlar işin içerisine girdiği için korbaşılık mücadeleleri sebebiyle yine basmacı harekatı kan kaybetmiştir. Ve en önemli sorunlardan biri de teçhizat eksikliğidir arkadaşlar. Teçhizat yokluğu, silah yokluğu, cephane yokluğu gibi sebeplerle korbaş, e, basmacı harekatı başarısız olmuştur. Peki Türkler ne oldular? Türkler arkadaşlar maalesef. Orta Asya bozkırlarına sürgüne gönderildiler. Yiyecek yok, su yok ve arkadaşlarım silah yok. Bu şekilde sürgünlere gönderildiler. İşte bu sürgünler neticesinde de pek çok Türk maalesef hayatını kaybetti. Arkadaşlarım <laughs> ne olmuş sonra? Türkler sürgüne gönderilmiş ve basmacı harekatı başarısız olmuş. Şimdi ben şuraya bir geçiyorum. Şu basmacı harekatını bir ele alalım. Arkadaşlarım bakın şimdi. Hatta tamamını ele alalım. Bakın şimdi. Ne olmuştu? Türkistan Ruslar tarafından işgal edilmişti ve biz bunun için mücadele etmeye başlıyorduk. Çünkü Ruslar bize karşı yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bize karşı çeşitli politikalar uyguluyordu. Bizi Türklükten, Türkçeden ve Müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışıyordu. İşte bu yüzden biz önce Rusya Müslümanları 1. Kongresini düzenledik. Neden düzenledik bunu? Dini, siyasi ve içtimai alanda haklar elde etmek istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Buraya kimler katıldı? İsmail Gaspralı. Dilde fikirde işte birlik sloganı ile biliyorum. Yusuf Akçura 3 tarzı siyaset eseri ile biliyorum. 2018 çıkmış sınav sorusu. Ve arkadaşlarım Zeki Velidi Togan. <laughs> Rusya Müslümanları 1. Kongresi'ne gönderildi. Ve arkadaşlarım buradan Zeki Velidi Togan Rusya'daki Müslümanların haklarını savunmak için Ufa temsilcisi olarak Duma Meclisi'ne gönderildi. Nereye gönderilmiş? duma meclisine gönderilmiş. Peki başka ne oldu hocam? Yine arkadaşlarım, Türkistan'ın Ruslar tarafından işgaline Dur demek için biz milli istiklal ayaklanmasını başlattık. Kimler tarafından başlatıldı bu? Ceditçiler tarafından başlatıldı. Bu bağımsızlık hareketidir ama başarısız olmuştur. Peki SSCB ne gibi politikalar uyguluyordu? Asimilasyon politikası uyguluyor. Müslüman halkı dinden, Türklükten ve Türkçeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Camileri, mescitleri, medreseleri kapatıyor. Ve arkadaşlarım Türk milletini kendi içerisinde sen Özbeksin, sen Kazaksın diye ayrıştırıyor. Ve tüm bunlar sonucunda biz Türkistan'ın Rus işgalinden kurtarılması için basmacı harekatını başlattık. Basmacı harekatına baktığımızda basmacı ne demekti? Baskın yapan hücum eden anlamına geliyordu. Amaç? Amaç Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmaktı. Sloganım Türkistan Türklerindir sloganıydı. Peki basmacı harekatındaki liderlere korbaşı ünvanını veriyordum. Peki başlangıcı nasıl oldu? Türkistan'ın Hokant kentinde, bak şehir önemli. Türkistan'ın Hokant kentinde başlatan adam önemli. Korbaşı Ergaş liderliğinde basmacı harekatı başladı. Daha sonradan Enver Paşa arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'ya kaçmışlardı ittihatçılar. Fransa'da durmadı Enver Paşa ve basmaca harekatına katıldı. Burada basmaca harekatının en önemli korbaşılarından biri oldu. Korbaşı Enver Türkmen Çay Savaşı'nda Ruslarla savaşırken şehit düştü. Günümüzde mezarı nerede? Günümüzde mezarı e, İttihatçı mezarlığı olarak bilinen Hürriyeti Ebediye Tepesi'ndedir değerli dostlarım. O da önemli. Peki Başarısız mı oldu basmaca harekatı? Rusların genel taarruzu, korbaşıların kendi aralarındaki mücadeleleri ya da teçhizat eksikliği ya da arkadaşlarım Enver Paşa'nın ölümü gibi sebeplerle başarısız oldu basmaca harekatı ve Türkler sürgüne gönderildi. Buraya buraya iyi bir Enver Paşa koyalım. Olur mu Melike? Teşekkür ederim. Enver Paşa'yı buraya bırakıyoruz. Aklında kalsın. Peki Melike alır mısın beni bu tarafa? Şimdi ise önemli kişilere bakacağız değerli dostlarım. Rusya'da bulunan bu önemli kişiler kimlermiş? Ya da Ruslara karşı mücadele eden bu önemli kişileri bir ele alalım. Çünkü ÖSYM soruyor. Peki neler var? Baktığımda ilk olarak Zeki Velidi Togan var. Ne yapmıştım ben onu? Rusya Müslümanları 1. Kongresinde Duma'ya göndermiştim değil mi? Bakalım şimdi Duma'ya, Duma'ya. Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak gönderildi. Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak gönderildi. Bunun dışında Türkistan Milli Birliği'nin başkanlığını yaptı ve Türkistan Milli Birliği'nin kurulmasını sağladı. Basmacı Harekatı'nda yer aldı. Bak Adam sadece zihinsel olarak, sadece basın yayın olarak değil, aynı zamanda eline silahı da almış ve savaşmış. Basmaca harekatında yer aldı ve eğer Zeki Velidi Togan'dan soru gelirse mutlaka vereceği bilgilerden biridir. İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarih Kürsüsü'nü kuran kişidir Zeki Velidi Togan. <laughs> soru bize der ki, Duma Meclisi'nde Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak yer alan, Basmacı harekatına katılan ve daha sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ne gelerek İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarih Kürsüsü'nün kurulmasında önemli adımlar atan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Zeki Velidi Togan'dır. Devam edelim Yusuf Akçura. Sordu kardeşim bunu eğer... Hafızan beni yanıtmıyorsa 2018'de sordu. Arkadaşlarım Yusuf Akçura'nın en önemli eseri nedir? Üç Tarzı Siyaset'tir değerli dostlarım. Üç Tarzı Siyaset eserini bileceğiz. Peki bu Üç Tarzı Siyaset eseri kime aittir? Yusuf Akçura'ya aittir. İyi de bu üç siyaset tarzında neler var? Bak şimdi. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük var. Anlaştık mı? 3 siyaset tarzını ele alıyor arkadaşlarım buradaki makaleler bütününde Yusuf Akçura. Bak üç tarzı siyaset Yusuf Akçura'ya aittir. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü içerir. Tamam mıyız? Batıcılık yok. Adem'i merkezlikçilik yok. Onları karıştırma. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük var. Ve daha sonra arkadaşlar ülkemize gelerek yine Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda görev almıştır. Nerede? Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda görev almış Yusuf Akçura. Gelelim İsmail Gaspıralı'ya. Onun bir sloganı vardı. Dilde, fikirde, işte birlik sloganı vardı İsmail Gaspıralı'nın. Yine İsmail Gaspıralı'yı sorarsa dilde fikirde işte birlik sloganını verir arkadaşlarım. Anlaştık mı? Yusuf Akçura da %90 ihtimalle 3 tarzı siyaseti verir. İsmail Gaspralı' da %90 ihtimalle dilde fikirde işte birlik sloganını verir. Ve bu İsmail Gaspralı'nın amacı da aslında çok güzel. İsmail Gaspralı diyor ki bütün Türk dünyasının bütün Türk dünyasının anlayabileceği ortak bir Türk dili olmalıdır diyor. Ve bu konuda çalışmalar yürütüyor. Hatta sloganı da o yüzden dilde fikirde işte birliktir arkadaşlar. Bak dilde birlik anlaştık mı? Türk dünyasının ortak bir dil konuşması için çaba sarf etmiştir. Kim? İsmail Gaspıralı. Sorusu gelir mi? Gelir kardeşim. Gelelim buraya. Mehmet Emin Resulzade. Arkadaşlarım Mehmet Emin Resulzade ee, Milli Azatlık Hareketi'nin içerisinde bulunuyor ve liderliğini yapıyor. Milli Azatlık Hareketi ne hocam Allah aşkına? Arkadaşlarım bak Milli Azatlık Hareketi bağımsız Azerbaycan Devleti'nin kurulmasını amaçlayan harekettir. Neymiş Milli Azatlık Hareketi? Bağımsız Azerbaycan Devleti'nin kurulmasını amaçlayan hareketmiş. Ve bu Mehmet Emin Resulzade Milli Azatlık Hareketi'nin liderliğini yapıyor. Yani bağımsız bir Azerbaycan Devleti'nin kurulmasının... Yani Milli Azatlık Hareketinin liderliğini yapıyor ve arkadaşlarım başarılı da oluyor. 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Kim yapıyor bunun liderliğini? Mehmet Emin Resulzade. Milli Azatlık Hareketinin liderliğini yaparak 1918 yılında bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan isim aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmail Gaspıralı, B) Yusuf Akçura, C) Mehmet Emin Resulzade der arkadaşlar. C'yi işaretler geçersiniz. Mehmet Emin Resulzade önemli. 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruluyor. Yani bizden 5 sene evvel adamlar cumhuriyet kurmuşlar. Bakın arkadaşlarım Türkiye devletler içerisinde ilk defa cumhuri rejime geçen, cumhuriyete geçen Azerbaycan'dır. Peki Burada karşımıza ilginç bir soru gelebilir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir der. A seçeneğine Türkiye Cumhuriyeti'ni verir. Yanlış. Türkiye Cumhuriyeti yok ki daha o sırada. Daha yok ki o sırada. Daha biz ancak Mondros'u alıyoruz 1918'de arkadaşlar. Bakın 1918 yılında bu adamlar Milli Azatlık Hareketi sonucunda Mehmet Emin Resulzade liderliğinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kurdular ya o zaman daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O zaman kim var? Osmanlı Devleti var. Dolayısıyla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet Osmanlı Devleti'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'dir. Anlaştık mı? Kimmiş? Osmanlı Devleti'ymiş. Devam edelim. Şeyh Şamil önemlidir arkadaşlar. Şeyh Şamil. Rusların Kafkas işgaline karşı mücadele eden liderdir. Ve Rusların Kafkas işgaline karşı mücadele ettiği için de Şeyh Şamil Kafkas Kartalı olarak bilinmektedir. Kafkas Kartalı ünvanı önemlidir bakın. Rusların Kafkasları işgaline karşı mücadele ettiği için Kafkas Kartalı olarak bilinen isim aşağıdakilerden hangisidir der. Cevap Şeyh Şamil olur arkadaşlar. Bakın bu tarzda sorular gelebilir. Geldiğinde şaşırmayın. Anlaştık mı? Peki devam edelim. Müridizm yani gazavat hareketi nedir? Arkadaşlar buna Ruslar müridizm diyor. Ruslar. Gazavat hareketi diyen de Türkler yani Müslümanlar. Anlaştık mı? Şey Şamil liderliğinde Rusların Kafkas işgaline son vermeyi amaçlayan harekete biz gazavat hareketi diyoruz. Ruslar ise müridizm hareketi diyor. Yani bu Şeyh Şamil'in Kafkas Kartalı olma yolunda uyguladığı hareket neymiş? Gazavat hareketiymiş. Çünkü gaza ve cihat yapıyor değil mi orada? Ruslara karşı mücadele ediyor. Arkadaşlarım Ruslar ne diyormuş ona? Müridizm diyormuş. Arkadaşlarım hepsine tekrar edeceğim ama şunu söylemekte fayda var. Azerbaycan iki defa kurulmuştur. Bir tanesi 1900 18'dedir. Mehmet Emin Resulzade liderliğindedir. Bir tanesi de 1991 yılındadır arkadaşlarım. SSCB'nin dağılmasının ardından kurulmuştur diyelim. 1990'lı yıllarda diyelim. Tam tarih vermeyeyim oraya. O yüzden arkadaşlar burada nasıl ya nasıl ilk cumhuriyet oymuş falan demeyin lütfen. Daha sonra bu e, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yeniden SSCB tarafından ele geçirilecek ve son verilecek çünkü. Tamam mıyız? Sonra SSCB'nin dağılmasıyla Azerbaycan yeniden kurulacak. Arkadaşlar bahsettiğimiz şeylere bir değinelim birlikte. Ben şu tarafa geçeyim. Arkadaşlar baktığımızda biz ilk olarak neyi gördük? Zeki Belediye Togan'ı gördük. Türkistan Milli Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Basmaca Harekatı'nda rol alıyor. Ve İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarih Kürsüsü'nü kuruyor Zeki Belediye Togan. Daha sonra Yusuf Akçura'ya baktık. Yusuf Akçura 2018 yılında sorulmuştu dedim ve arkadaşlarım hangi eseriyle bilinirdi? 3 tarzı siyaset. Peki bu üç tarzı siyasetin içerisinde ne vardı? İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük vardı. Batıcılık yok. Adem'i merkeziyetçilik hı hı, o da yok. Tamam. Ve Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda görev almıştı Yusuf Akçura. Peki İsmail Gaspralı hangi sloganla biliniyordu? Evet. Dilde, fikirde, işte birlik sloganı ile biliniyordu. Peki amacı neydi? Tüm Türk dünyasında konuşabilecek ortak bir dil oluşturmakta amacı. Mehmet Emin Resulzade Milli Azatlık Hareketi'nin liderliğini yapmıştı. Milli Azatlık Hareketi bağımsız başarıyı ulaşmıştı. Ve Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulmuştu. Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet de Türkiye Cumhuriyeti değildi. Osmanlı devletiydi arkadaşlarım. Şeyh Şamil önemliydi. Rusların Kafkas işgaline karşı mücadele ettiği için Şeyh Şamil'e Kafkas Kartalı diyorduk. Peki bu Rusların Kafkas işgaline karşı oluşturduğumuz mücadeleye ne diyoruz arkadaşlar biz? Gazavat hareketi diyoruz. Peki bu mücadelemize Ruslar ne diyor? Müridizm diyor değerli dostlarım. Arkadaşlarım bu videoda bu kadardı. Yeni videoda görüşürüz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Buradan Melike'den rica ediyorum. Sizler de duyun. Koymazsa suçlu odur. E ee, Enver Paşa'yı koyuyoruz. Zeki Beyledi Togan'ı koyuyoruz buraya. Yusuf Akçura'yı koyuyoruz. İsmail Gaspıralı'yı koyuyoruz. Mehmet Emin Resulzade'yi koyuyoruz ve Şeyh Şamil'i koyuyoruz. Ama hepsini ayrı zamanlarda koyalım ki sıkıntı olmasın. Teşekkür ederim.